sanırım. Tekrar merhabalar. Sesim gelebiliyor mu? Evet, ses ve görüntü problemini çözdüğümüze göre iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Yağmurlu bir Ankara akşamından diyelim. Ankara'da olanlar evine ulaşmakta cidden güçlük çekmiş olabilir. Keza ben de öyle oldum. Ama yine de heyecanlıyım. Webinar çalışmalarında özellikle Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin organize ettiği bu eğitimlerde diyelim. Biyomedikal mühendislikle ilgili yanılmıyorsam ilk eğitimimiz bu. Umarım sizleri bunaltmadan, sıkmadan güzel bir sunum yapmaya çalışırım, gayret göstereceğim bunun için. Biyomedikal mühendislik alanındaki yeni teknolojiler diye genel bir başlık koymaya çalıştık. Özellikle bu alanda çalışan veya bu alanda çalışmaya hevesli olan mühendis arkadaşlarımızın biyomedikal mühendislikte neler oluyor, teknoloji ve gelecek çalışmalar nereye evriliyor, bu konuda paylaşımlar yapmak istedim. Bununla ilgili de yaklaşık 26 slaytlık bir zincirimiz var. Bunları sizlerle sırayla paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle ben kendimden birazcık bahsetmek istiyorum. Biyomedikal mühendislik lisans eğitimini tamamlayan ilk grubun içerisinde yer alıyorum. Ardından yüksek lisans çalışmamı yine aynı ana bilim dalında tamamladıktan sonra doktora çalışmamı Ankara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladım. Halihazırda da Başkent Biyomedikal Mühendisliği bölümünde görev yapmaya devam ediyorum. Tabii bunun yanında da sektör çalışmalarında yaklaşık 8 yıldır yürütmeye çalıştığımız bir teknoloji firmasının ortağıyım. Aynı zamanda da Elektrik Mühendisleri Odası'nın 24. dönem Ankara Şubenin başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Odanın farklı kademelerinde ve farklı departmanlarında görev alıp sivil toplum olarak da çalışmaya gayret gösteriyorum. Biyomedikal mühendislikle ilgili özellikle deneyim sahibi olmaya çalıştığımız, olduğumuz konular hakkında konuların gelecekteki uygulamaları hakkında sizlerle bilgi paylaşmaya çalışacağım. Tabii bunun için bilenler, bilmeyenler biyomedikal mühendislik hangi amaç için çalışırlar? Bir giriş yapmaya çalışacağım. Ardından giyilebilir teknolojiler. Bugün dünyadaki birçok farklı ülkenin, birçok farklı üniversitenin, farklı firmaların hedeflediği çalışma aslına bakarsanız giyilebilir, yani kişinin bulunduğu yerde sağlık verilerini toplama üzerine yapılan çalışmalardır. Bunlarla ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım. Bunların biyomedikal uygulamaları, IoT uygulamaları, özel üretim sensörler, çok fazla şu anda popüler olan konular arasında yer alan glikoz ölçümünün girişimsel olmayan takibi, uzun dönem vücut ısısı takibi ve benzeri çalışmaları anlatmaya çalışacağım. Ve çağımızın vebası diye her yerde ifade ediliyor kanser. Kanserin teşhisindeki yeni pratik ve gelecekte aramızda var olacak çözümler neler olacak? Bunlarla ilgili de bilgi aktarmaya çalışacağım. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Bunlarla ilgili sormak istedikleriniz oluşursa da lütfen sunumdan sonra chat kutusu üzerinden yapalım. Hepsini elimden geldiğince, süre yettiğince cevaplamaya çalışacağım. Tabii biyomedikal mühendislik alanında bir çalışma yapmak gerektiğinde öncelikle global anlamda tıbbi cihazın tanımının ne olduğunu bilerek işe başlamak lazım. Bu slaytı ben birçok farklı sunumunda da kullanıyorum. Nedeni de şu, bütün baştan aşağı şöyle bir göz gezdirmenizi rica edeceğim. Tıbbi cihazın tanımı. Yani aslına bakarsanız bir hastalığı tanımak, önlemek, izlemek, tedavi etmek, hafifletmek, bunlarla ilgili yan çalışmaları yapmak, uzun dönem, kısa dönem işlevler yapmak gibi birçok konuyu içerisine alan birçok işi içinde barındıran bir tanımı var. Yani hepimizin bildiği gibi basit bir hasta başı monitörü, bir tomografi cihazı veya bir röntgen cihazından çok farklı bir şey. Yani kısa dönemde, uzun dönemde yapılacak birçok çalışmayı içinde barındırabiliyor ve bunların içerisine yazılım uygulamaları da giriyor. İşte
tanımı bile bir sayfayı bulan bir cihazda çalışma mutlaka ve mutlaka disiplinler arasının bir araya gelmesiyle mümkün olacaktır. Şu tanımdan da görebileceğiniz gibi bu işi üstlenebilecek kişiler bir kişi değil, birden fazla grup veya birden fazla kişiden meydana gelmiş bir gruptur. Dolayısıyla tıbbi cihaza bu şekilde bakmanızı rica edeceğim. Slaytlara yüklerken tabii bir problem oldu. Bunlar aslında tek tek geliyordu. Ama resimlere odaklanmanızı isteyeceğim. Bize göre sol üst tarafta bir ameliyathanenin resmi duruyor. Ameliyathane yatağını referans alırsanız çevresindeki cihazların ne olduğu önemli değil. Lütfen bir göz gezdiriniz. Bakınız son derece elektronik, son derece yüksek teknoloji olduğu kutularından, kaplarından belli olan cihazlar. Hasta başı monitörler, koterler ve hatta bir Da Vinci robotu ve hatta hasta yatağının kendisi ve hatta yukarıdaki aydınlatma sistemi bir tıbbi cihaz. Sağ tarafa bakalım. Bu cihazların içerisinden özelleşmiş bir grup. Bir hasta başı monitör cihazı, gezdirilebilir bir hasta başı ölçüm cihazı, bir EKG veya EEG cihazı. Bunlar da birer tıbbi cihaz. Büyük resmin altındaki sol tarafa gelelim. Bir koter cihazı. Orada bakın ağzı bantlı bir hekim var. Hastaları kesmek için kullanılan bir elektronik, elektromanyetik cihaz, koter cihazı. Bunun yanında tam ortada duran yara bantları da tıbbi cihaz tanımına giriyor. Bakınız, dikkat ediniz, içerisinde herhangi bir elektronik unsur barındırmıyor. Biyokimyasal, biyoteknolojik veya uzun dönem salınım yapabilen akıllı bantları da bunun içine alalım. Tamamen biyoteknoloji, biyokimya ve hatta ve hatta nanoteknoloji unsuru sistemlerde tıpkı elektronik cihazlar gibi bu işlerin içerisine giriyor. Keza altta da görebileceğiniz gazlı bez veya steril bez diye tabir ettiğimiz sistemler. Resim imkan verseydi bir altta duran ilaç, bir aşı veya serumun içinde bulunduğu şişede tıbbi cihaz olarak nitelendirilmekte, buna göre üretilmekte, buna göre belgelendirilmekte ve buna göre stok takibi yapılabilmekte. Dolayısıyla bu işleri içerisine girecek olan biyomedikal, elektronik, nanoteknoloji mühendisleri bu işin neresinde olacaklar? Yani yara bandından kendi kendine ameliyat yapan Da Vinci robotuna kadar büyük bir yelpazede bir noktayı seçerek işe başlamamız lazım. Aslında sunumun başlığı da oldukça genel. Yeni teknoloji veya ileri teknoloji, hedef teknoloji dediğimiz iş bile kendi içerisinde bölüm bölüm dallanmak zorunda. Yani ben tıbbi cihazın her tarafına hakimim demek çok fazla iddialı bir cümle, bir kelime oluyor. Tıpkı tıp alanındaki bir genel cerrah gibi, bir radyolog gibi, bir dahiliye hekimi gibi bizim uğraşı alanlarımızda bunların içerisinde özelleşmiş alanlara doğru spesifikleşmek zorunda. Bu slaytı şunun için de koyuyorum. Hani bu webinar biraz da etkileşim unsuru olması isteniyor. Yeni mezun arkadaşlar, mezun olacak arkadaşlar ben bu sektörde hangi işi yapabilirim diye soruyorlar. Çok fazla da karşımıza geliyor. Bizce bu işin cevabı mümkün olabildiği kadar bu alanın içerisindeki sevdiğiniz noktalardaki yüksek niteliği alacak çalışmaları yapmak. Üretimde olabilir, inovasyonda olabilir, girişimcilikte olabilir. Yeni ve veya gelecek teknolojileri benimseyerek mevcut teknolojileri iyi özümsemek ve bunlarla ilgili yüksek nitelik kazanacak işlemleri, kariyer hedeflerini kendi önümüze koymamız gerekiyor. Bu biyomedikal yelpazesini geniş bir şekilde sunduktan sonra gelelim sunum sırasındaki giyilebilir teknolojiler kısmının içeriğine. Şimdi giyilebilirlik kavramı son birkaç yıldır Türkiye'de de dünyada da oldukça popüler konular arasında yer alıyor. Nedir bu giyilebilir teknoloji işi? Aslına bakarsanız mutlaka içerisinde bir sensör barındırıyor. Bu sensör insan vücuduna, vücutla temas eden bölgesine veya onun bir üstüne giysilerin üzerine konumlandırılarak kişi üzerinde var olan biyoelektrik sinyalleri toplamaya, uzak bir merkeze göndermeye, bu merkez üzerinde yapay zeka ve veya hekim tarafından değerlendirilmeye ve sonrasında da hastaya talimat vermeye dayandırılan bir sistem. Yani işin içerisinde
Piyoelektrik sinyal olarak ifade edilen EKG, EEG, EMG veya fiziksel mekanik aktiviteleri düzgünce toplayabilmek elektronik olarak, bunları düzgünce sayısal hale getirip işleyebilmek, problemsiz ve kayıpsız olarak yoğun haberleşme teknolojisiyle uzak ortama gönderebilmek, burada yorumlatabilmek ve aynı yol ile geri alabilmeyi içerisinde barındırıyor. Giyilebilirlik kavramı ise şekildeki örnek modelle olduğu gibi ayaktan parmağa, kol bölümüne kadar birçok noktaya takılabilecek sensör veya büyük sensör aparatlarıyla mümkün. Aslına bakarsanız bu çok da hayatımıza yeni girmiş bir şey değil. Giyilebilirlik kavramı 75'li yıllardan itibaren dijital saatlerin ortaya çıkmasıyla başlıyor. Ne gibi bir kişi etkileşimi var? Malumunuz bunun üzerinde bir alarm kurma şansınız oluyor. Hepimiz bunları kullandık ilk çıktığı yıllarda. İki tuşa basarak açıyordunuz, saati ayarlıyordunuz, tekrar iki tuşa basarak save ediyordunuz. Ve sabah 6.30-7'de kol saatinizin sizi kurduğunuz saatte uyandırmasını sağlıyordunuz. İşte bu bir etkileşimli giyilebilir teknoloji örneğidir. Tabii ki sensör değil. Şu zaman çartını gözlemleyerek baktığımızda artık bu teknoloji kolumuzda, akıllı telefonlarla birlikte telefonlarımızda nabzımızı ölçebilen, EKG'mizi ölçebilen, ateşimizi ölçebilen ve hatta kısmi oksijen basıncımızı ölçebilen, bunu yorumlayabilen teknolojiler halini almış durumda. Birçoğumuz akıllı saatleri kullanıyoruzdur. Akıllı saatlerin farklı modellerine göre saatlerin arkasına yerleştirilen yuvalarda bu basit verileri alabilmek veya şu anda basit olarak adlandırdığımız ama aslında son derece karmaşık bir algoritmanın yaptığı işlemleri alabilmek günümüzdeki ticari ürünlerde de var. Ve bu aslına bakarsanız insanın teknolojiyi kullanmasını kolaylaştıran unsurlardır. Sağlık teknolojisi üzerine çalışan kişiler de bu tip teknolojileri destekliyorlar. Çünkü ileride bunlar farklı standart ve mevzuatlara uygun hale getirilip imal edildiğinde yeniden halka, vatandaşa anlatmak zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Çünkü insanlar bunları artık kullanabilir bir durumda olacak ve gerçekten klinik veri üreten teknolojilerde daha kolay toplumlar tarafından benimsenmiş olacak diye yorumluyoruz. Biraz daha teknolojik tarafına gidelim. Saatler veya işte akıllı telefonlardan ziyade sağ alttaki denek üzerine yapıştırılmış bir endüstriyel örneği olan, onun tam üstündeki resimde kullanılabilir kumandası ve yine ne diyelim almacı sensörü olan bir cihaz. Bu kablosuz bir sensör, disposable dediğimiz yani kullan at biçiminde olacak bir sensör. Kişinin üzerine yerleştirdiğinde solunum hızını, sıcaklığını ve kalp atım hızını toplayabilen, uzun dönemde toplayabilen, 24 saatlik Holter dediğimiz çalışmalar gibi toplayabilen bir sistem. Cihazın üreticisinin ismi yazıyor. Hani reklama girmesin zaten. Rahatlıkla internetten de bulabileceğiniz örnekler bunlar. Birçok batılı ülkede kullanımı oldukça ses getirmiş düzeyde. Neden? Aritmi hastası dediğimiz düzensiz kalp atışlarına sahip kişiler, kardiyolojik genel problem yaşayan kişiler, damar yollarıyla ilgili sıkıntı yaşayan kişilerde sürekli kendini huzursuz ettiğinde acile başvurmak yerine uzaktan hekim takibiyle birlikte kritik parametrelerini evde de takip ettirmeye yaradı. Birleşik Devletler'de kişiler üzerinde kullanımı başladı ve inanın hani tabiri caizse devrim yarattı. Birçok hasta hastaneye gitmeden, tabii orada özel sigorta şirketleri sistemleri bize göre biraz daha farklı ve o şirketler üzerinde yürüyor bu tip çalışmalar. Şirketlerin hekimleriyle görüşerek kendilerini 24 saat izletme sürecine gittiler. Birleşik Devletler'in hukukuna göre kullanımı son derece uygun oldu. Umarım biz de kendi toplumumuzda, kendi hukukumuza ve sağlık sistemine uyarlayarak bu tip kritik kişilerin bahsi geçen özelliklerini uzaktan uzun dönem izletmek gibi çalışmaları yerine getirebiliriz. Bu tip cihazları herkesin bildiği gibi bahsi geçen
parametreleri üretmek çok zor şeyler değil. Fakat bunları klinik değerlendirmek, klinik valide etmek ve bir tıbbi cihaz kavramında veri ürettiğini kanıtlamak uzun bir klinik değerlendirme çalışması gerektiriyor. İşte elektrik, elektronik eğitimi alan, haberleşme eğitimi alan, kontrol eğitimi alan meslektaşlarımıza da burada şu ifadeleri kullanmak gerekiyor. Yazılımının altyapısını yapmak belki birçok karmaşık sisteme göre daha kolay olacak. Fakat uzun dönem klinik değerlendirme ve hayvan deneyi takibi gerektiği için ve ciddi bir regülasyon yani belgelendirme süreci gerektiği için burada tıbbi cihazlar diğer elektronik cihazlara göre daha az karmaşık olsa bile anında pazara sürülemiyorlar. Dolayısıyla burada bu süreçleri iyi bilen biyomedikal mühendisi arkadaşlarla bir arada çalışmanın faydasını görebilirler. Nitekim burada bahsi geçen firmada oldukça yoğun biyomedikal mühendis, elektrik elektronik mühendisi disiplinler arası birçok branşı bir arada çalıştırarak bu işleri başarmış durumda. Yine farklı bir uygulaması, sadece bir firmanın özelinde tek elinde değil, küçük minik elektrotlar yardımıyla göğüs üzerine yerleştirilerek uzun dönem EKG kaydı yapmayı sağlıyor. Belki birçoğunuz görmüşsünüzdür, hatta bazılarınıza uyarlanmış bile olabilir. Uzun dönem Holter EKG dedikleri, hastanede size bağlanan ve kemerinize toka edilen bir cihazın 24 saat üzerinizde durduğunu düşünün. Bunlar şu anda bizim sağlık sistemimizde de kullanılıyor. Ama yatanlar, yani yatarak kullananlar bilirler. Son derece konforsuz, son derece zahmetli bir süreci barındırıyor içerisinde. Fakat bunlar şekilde görüldüğü gibi küçük patchler, etiketler şeklinde olsa, göğsünüze yapıştırılsa ve herhangi bir kablosu olmasa ne görünüşünüzü kötü etkileyecektir, ne de yatak içerisindeki uyku konforunuzu bozacaktır. Dolayısıyla bu tip teknolojilerin hastanelerde kullanılmasının yanı sıra evlerde kullanılması için de küçültülmesi ve her seviyeden kişinin kullanabilmesi için pratik hale getirilmesi önemsenmektedir. Burada da malumunuz üzere bunları küçültecek nanoteknolojik, biyoteknolojik çalışmalar hızla devam etmektedir. Ve keza bunların içerisindeki elektronik komponentlerin küçültülüp SMD dediğimiz hale getirilmesi, kompak hale getirilmesi de yapılan çalışmalar arasındadır. Bir slide daha ilerlediğimizde yine bir görsel karşımıza geliyor. İnternet üzerinden herkesin rahatlıkla takip edebileceği çalışmalardan bazıları MIT'nin bildiğiniz üzere Amerika'daki bir üniversite Google'ın çıkarttığı gözlüklerle yaptığı çalışmaları. Sağ üst tarafta görülen parmağın üzerine geliştirilmiş bir kaba yüzük gibi dediğimiz yapı ile birlikte kandaki kısmi oksijen basıncının hasta konforunu bozmadan günlük hayatta da toplanmasını sağlayan bir yapı ve bildiğimiz sol tarafta ise konvansiyonel kameralarla kişinin suratına kamerayı tutarak kalp atış hızını tespit etme işine doğru giden çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Dediğim gibi sadece Türkiye'de veya endüstriyel alanda, dünyanın geri kalanındaki endüstriyel alanda değil, birçok üniversitede bunlarla ilgili çalışmaları yapmakta ve bunları zevkle, şevkle yayınlamaktadır. Son derece birkaç yıl önce çıkmış teknolojiler diyebiliriz buna. Malumunuz giyilebilir teknolojileri sürdürülebilir kılan işlerden biri de haberleşme konusunda gerçekleşen devrimlerdir. Bunlarda hayatımıza son zamanlarda giren 4G, yakın zamanda girmesini beklediğimiz, umut ettiğimiz 5G teknolojileri yoğun kapsamlı verilerin işlenmesini ve uzak noktalara daha kolay bir şekilde gönderilmesini sağlıyor. Malum hemen hemen hepiniz bir şekilde duymuş veya hatta çalışıyor bile olabilirsiniz. IoT dediğimiz nesnelerin interneti veya nesnelerin birbirleriyle haberleşme teknolojisi sağlıkta da son derece önemli. Şöyle düşünelim, vücudunuza yerleştirdiğiniz bu sensörler sizden veri topluyor, cep telefonunuz üzerinden uplink'e çıkıyor, karşı tarafa bu bilgileri gönderiyor, karşı taraftaki akıllı bir yazılım ve veya bir hekim tarafından yorumlanıyor ve tekrar cep telefonunuza gelerek vücudunuza bir elektriksel ileti veya bir başka biyokimyasal argümanı zerk etme komutunu veriyor.
Yani ilerleyen yıllarda birkaç slide sonra da gelecek. Uzun dönemli insülin hastalarında kişinin kendi insülin ölçümünü bırakarak böyle bir akıllı sisteme ölçümü yaptırması, glikoz ölçümünü yaptırması, kan şeker ölçümünü yaptırması ve insülin yetersizliği durumunda vücuda yerleştirilen bir patch yardımıyla insülinin mikro iğnelerle vücuda zerk edilmesinin sağlanması gelecektir. Son derece popüler yayınlar birkaç yıldır hem akademik tarafı hem endüstriyel tarafı çevirmiş durumdadır. Merak edenler özellikle bunlarla ilgili çalışmaları takip edebilirler. Giyilebilir teknolojilerde sadece amaç biraz önce bahsettiğimiz işte nabızı ölçmek, EKG'yi ölçmek, ateş sıcaklığı ölçmek değildir. Parkinson hastalığına sahip hastaların da evde izlenmesini sağlayan yöntemler geliştirilmiştir. Birçok yayından olduğunu ifade ediyoruz. Yine burada Chen ve arkadaşlarının yaptığı bir işlemle uzun dönemli Parkinson hastalarının takibi konusunda da popüler yayınlar karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde de işler sadece yurt dışını izlemekle kalmıyor malumunuz. Herkes bu konularla ilgili çalışmalar yapıyor. Ben ve öğrencilerimin yaptığı bir takım ön çalışmalarda şekildeki gibi biz de tansiyon ölçümleri konusunda bir benzer çalışma yapmıştık. Yine aynı şekilde parmak probuyla nabızı tespit etmek ve bunu lazer sistemi üzerine bindirerek kablosuz olarak lazerle bir yerden bir yere taşımak gibi çalışmaları ve yayınları da yaptık. Umarız hızlı ve ivmeli bir şekilde de pazara girebilecek çalışmalar da yapılır diye ümit ediyoruz. Hemen bir örnekle bu tarafı evrimleştirelim. Özel üretim, sensörler ve iletişim başlığı koydum bunun içine. Şunun için malumunuz insan makine arayüzleri veya ne diyelim insansı robotlar hayatımıza girdiler. Profesyonel olarak da girmeye devam edecek gibi gözüküyorlar. Burada kullanılan karbon nanotüpler ile yani tam bir nanoteknolojik eser olan yapay kasların aslına bakarsanız ultrasonik gerilim sensörüyle desteklenen kasların gülmek, ağlamak gibi mimikleri yaratabildiği ortaya koyulmuştur. Bunların da yapay ne diyelim insanlar, yapay robotlarda kullanılması içten bile değildir. Yani teknolojiyi sadece hani bir taraftan değil, yaratılacak olan insansı makinelerin de insana benzemesi amacıyla kullanımı konusunda da çalışmalar son derece hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bizi yakından ilgilendiren toplumumuzun en büyük problemlerinden birisi işte malumunuz tip 1 diyabet hastalığı. Bununla ilgili sürekli değişken olan glikoz seviyesinin ölçülmesi ve bunun da bir şekilde yerine farklılıkların yerine konması, enjekte edilmesi gibi süreçleri takip etmemiz gerekiyor. Kullananlar varsa bilir ailesinden veya kendinden. Parmak açlık durumunda parmaktan bir iğne yardımıyla delinir, kan akıtılarak stripin üzerine damlatılır ve bir makineye verilerek spektrofotometrik analiz yapılır. Bu analizin sonucunda da kan şekeri değerinizin durumunu öğrenir ve buna göre de ilaç alır veya almazsınız. Birçok farklı öncü kuruluş bu işleri artık küçülterek insan üzerinden online almayı sağlayacak prototip teknolojileri sahaya sunmuş durumda. Bunlardan bir tanesi de kontakt lenslerin üzerine giydirilmiş ve göz yaşından bu işi yapmaya çalışan bir model. 2016 yılında yayınlandı ve oldukça ses getirdi. Tabii bir daha ticari ürün benim bildiğim kadarıyla da henüz yok. Ama ciddi klinik değerlendirme konusunda çalışmalar devam ediyor diyebiliriz. Tabii burada yoğun elektrik, elektronik veya ne diyelim gömülü elektronik teknolojilerinde bu işe hizmet ettiğini unutmamak gerekir. Bir başka örnek sol tarafta gösterilen vücuda artık yapıştırılabilir diye ifade edebileceğimiz milimetrik boyuttaki vücut ısısını ölçebilen ve bunu çok uzun süre yapabilen sensörler.
Artık gelişen biyokimya teknolojisi sayesinde de birçok farklı materyali sol taraftaki şekilde görüldüğü gibi insan vücuduna derinin epidermisin hemen altına adapte edebilecek şekle getirdik. Yoğun bir elektronik çalışma, yoğun bir biyomedikal veya biyouyumluluk çalışması sonucunda bu tip sensörler ortaya çıktı. Malumunuz sağ taraftaki şekilde görülebilmekte. Burada toplanan vücut ısısı cep telefonu üzerine buradaki anten yardımıyla atılıyor. Oldukça popüler ve ses getiren çalışmaların arasında yer alıyor. Bu teknolojiler internette, bilimsel makalelerde, teknoloji dergilerinde tonla karşımıza çıkarak devam ediyor. Bu çalışmalara bir nokta koyarak size bir noktada daha bilgi aktarmak istiyorum. Bunların başında da çok popüler konulardan biri olan Labona Chip dediğimiz ucuz, basit kanser teşhisine yönelik aslına bakarsanız bir çip üzerinde laboratuvar oluşumu olan teknolojiler. Sağ taraftaki şekilde görüldüğü gibi bir küçük bozuk para boyutundan veya iki küçük bozuk para boyutuna olabilecek. Aslına bakarsanız bir PVC malzeme üzerine açılan mikro kanallar üzerinde kan yarıştırmasına dayalı basit teknikten başka bir çalışma değil. İnsan vücudunda bulunan farklı hücrelerin bu yarıştırma teknolojisiyle izlenmesi, aslına bakarsanız mikroskop ortamında tespit edilmeye çalışılması basit, hızlı kan tahlil çözümlerini de ortaya koyuyor. Termoplastikler kullanılıyor, cam kullanılıyor, kağıt kullanılıyor, silikon tabanlı polimer dediğimiz polidimetil, siloksan malzemenin üzerine işte CNC dediğimiz teknolojilerle mikro kanallar açılıyor ve bu tip bir plexi malzeme üzerinde aslına bakarsanız büyük bir laboratuvar modelinin küçük bir modeli oluşturulmuş oluyor. Birkaç slide sonra güzel bir görseli var. Nasıl çalıştığı hakkında da bilgi aktarmaya çalışacağız. Buradaki hedef, kafayı çok karıştırmayalım, farklı çaplara sahip karakterize olmuş işte beyaz küreler, kırmızı küreler, DNA gibi yapılardan daha büyük olan tümör hücresini tabii bunlar mikrometrik boyutta ayrıştırmaya yönelik çalışmalar. Oldukça ses getirdi. Çünkü malumunuz bugün bir klinik olarak kanser teşhisini koyabilmek için son derece pahalı teknolojilerde testler yaptırmanız gerekiyor. Bunu sadece sizin isteğinizde de olmuyor. Hekiminizin sizde benzeri bir kanserin varlığına şüphelenmesi gerekerek bu markerları kullanıyor. Dolayısıyla şu an için her dakika, her saniye yaptırabileceğimiz şeyler değil, hekim onayıyla yaptırılabilecek çalışmalar. Ama düşününüz ki evinizde küçük bir malzeme olsa, belirli kanser markerları içerisinde bilindik olsa ve parmağınızdan bir mikropipet yardımıyla alacağınız küçük bir kan damlasıyla kendi evinizde bununla ilgili bir ön teşhis yapabilme kolaylığına sahip olsanız ve bunun için de birkaç TL'den fazla ücret ödemeseniz. Bu gerçekten gelecek yıllarda çağımızı aydınlatacak bir teknolojinin ön varlığı diyebiliriz. Bu noktaya ulaştığımızda tahmin ediyoruz ki kansere erken teşhis koymayı artık hastanelerde veya ciddi kanser araştırma merkezlerinde değil, bazı noktalarda evimizde dahi yapabileceğiz. Burada çok güzel bir video vardı ama bu click meeting'in azizliği çok özür diliyorum. Şu anda bunu çalıştıracak argümanı da bize sunamıyor. Bunu daha sonra isteyenler olursa paylaşabilirim. Sağ üst tarafta zaten araştırma grubunun logosu duruyor. Benim bir çalışmam değil, internetten aldığım bir çalışma. Rahatlıkla internette bulup da izleyebilirsiniz. Çip üzerine damlatılan kan parçacığı bir elektromanyetik alan altında hareket ettirilerek mikro gözenekli porlara yönlendiriliyor ve çapı büyük olanlar buralarda tutunurken çapı küçük olanlar bu kanallardan dışarı kayabiliyor. Bununla bitmiyor. Kaydıktan sonra bu enzimleri ve molekülleri yakalayabilecek biyokimyasal yakalama uçları bulunuyor.
yakaladıkları, yani anahtar kilit modeli gibi birbirlerini buldukları noktada kütleleri arttığı için aşağı taraftaki elektronik almaçta bir frekans kaymasına veya direnç değişimine neden oluyorlar. Bunları da elektronik haberleşme mühendisi uzmanları okuyarak hangi kanalda hangi değişimin olduğunu elektriksel olarak yorumluyor ve bununla ilgili de karar verebiliyorlar. Yani birçok elektronik, biyomedikal elektronik cihazın içerisinde var olan teknoloji aslında burada da kullanılıyor. Bunun günümüzde var olmasının sebebi artık mikroelektronik çalışmalara daha rahatlıkla geçilmiş olması. Değerli katılımcılar, konu çok geniş bir konu. Yani hani kaba tabirle sabaha kadar anlatsak dersek konuşacak çok fazla konu var. Biyomedikal mühendislik sadece tek alanda birkaç cihazla uğraşan bir alan değil gördüğünüz üzere. Odanın farklı toplantılarında da bunları dile getiriyoruz. Biyoteknoloji, nanoteknoloji, kanser araştırmaları, biyokimya araştırmaları da biyomedikal mühendisliğinin asli unsurları arasında yer alıyor. Umarım günün birinde Elektrik Mühendisleri Odası'nın yine bir güzel organizasyonunda nanoteknoloji ve biyoteknolojinin geleceği konulu da bir takım çalışmalar, çalıştaylar, kurultaylar gerçekleştirebiliriz. Ama her değişik çalışmada olduğu gibi Ankara Şubesi'nin bu organizasyonuyla da en azından buna bir başlangıç yaptık. Sizlere ulaşarak bunları ne diyelim bir kulak dolgunluğu oluşturmaya çalıştık. Biyomedikal mühendisliğin bu uygulamaları da vardır dedik ve nanoteknoloji ve biyoteknoloji uygulamalarında içinde barındıran Elektrik Mühendisleri Odası'nın kitapları serisi içerisinde yazılmış ve var olan bir kitabımız daha var. Bu kitap Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları adı altında çıktı. Editörler arasında ben de yer alıyorum fakat şöyle güzel bir özelliği var. Konusunda uzman, yüksek lisans ve doktorasını bu uzmanlık alanında yapmış kişilerin tezlerinden ortaya konan ve kendilerinin yazar olarak katıldığı aslında bir derleme kitap diyebiliriz buna. Yurt dışındaki çalışmaları takip edenleriniz varsa oldukça 2 yılda 3 yılda bir yapılan popüler çalışmalar. Sağ olsun Elektrik Mühendisleri Odası da buna öncülük ederek Türkiye'deki bu işin ilk kitabının yayınlanmasına bayraktarlık yaptı. Burada emeği geçen herkese ben bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Eğer bununla ilgili araştırma yapmak, yapan, test çalışması yapmak isteyen veya yapan arkadaşlarımız olursa da aşağıdaki linkten kitabın elektronik haline de basılı haline de Ankara Şube üzerinden ulaşabilirler diyorum. Ben tabii biraz fazla konuştum yine 30 dakika vaktinizi aldım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım şöyle bir şey yaratabilmişizdir sizlere. Son slaytımda da şöyle yine bir son teknolojik çalışmalardan birini koymak istedim. İletken hatlar, anten ve kapasitif sensörün gümüş nanoparçacık mürekkeple basıldığı kağıtta RFID etiketi, mikrodenetleyici, RFID devresi ve aküsü anizotropik iletken bant kullanılarak insanın vücuduna monte edilmiş ve çalışılmış. İşte benzer bir biyomedikal sensör çalışmasında da işin içerisinde yer alan elektronik haberleşme mini devreleri diyebileceğimiz bir örnek. Çok teşekkür ediyorum. Eğer sorusu olan varsa elimden geldiğince yanıtlamaya çalışmaktan keyif alırım. Evet, Yasin Bey yazmış. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Demet Hanım, ben teşekkür ediyorum. Selen Hanım, ben teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, ben de teşekkür ederim. Hülya Hanım, ben de teşekkür ederim. Pakize Hanım, teşekkür ederim. Ben de. Banu Hanım, ben de teşekkür ederim. Ümmü Hanım, ben de aynı görüşteyim. Biyomedikal olarak ilkini yapmak
bana düştü. Umarım bununla ilgili çalışmaları da yakın zamanda göreceğiz diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Soru var mı? Bekleyebilirim. Eğer yoksa sonlandırabiliriz. Yine eğer sorusu olan olursa aklına takılan veya bu konularla araştırma yapmak isteyen onurkoçak@gmail.com mail adresim. Zaten odanın sayfasında da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Oradan da rahatlıkla ilerleyen gün ve durumlarda da cevaplandırmak isterim. Ah, pardon, bir soru geldi Sümeyra Hanım'dan. Bu alanın da ilerlemeyi düşünsek iş bulmamız zor mu? Vallahi Sümeyra Hanım, yani çok göreceli bir soru sordunuz. Yani konusunda uzmanlaşmış kişilerin hangi alan olursa olsun iş bulması bence zor değil. Yeter ki doğru alandaki kişileri, doğru alandaki şirketleri iyi tarayıp buna göre analiz edip kendimizi geliştirelim. Yani bence zor değil ama tabii donanımı ne kadar donatabilirsek kendimize o kadar kolay diyebiliriz. Pardon, bu alanda Türkiye'de yapılan çalışmalar nelerdir? Aselsan bu alana girdi diye duydunuz. Doğru duydunuz. Aselsan'ın UGES dairesi altında bir biyomedikal departmanı var artık. Tabii farklı ne diyelim stratejilerle ilerliyorlar. Bu konuda da Aselsan'ın ilerleyen yıllarda diyelim biyomedikal mühendis ve bu konuda çalışan elektronik mühendisleri bünyesine katacağından şüphemiz yok. Ama şu an için hali hazırda ilerleme biraz daha yavaş gözüküyor. Ramazan Bey'in bir yazısı var. Bu alanda bir girişimci olsanız en çok hangi konuda çalışma yapardınız? Yani kesinlikle şu en son şekilde görülen yapı diyebilirim hocam. Yani düşük enerji tüketimiyle kişi üzerinden verileri, biyoelektrik verileri bir yere taşıma işi şu anda gerçekten en önemli ve en popüler konular arasında yer alıyor. Senen Hanım, biyomedikal alanında öncü bir girişimci olduğunuzu biliyoruz. İltifat ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizin yetiştirdiğiniz biri olarak ne kadar teşekkür etsem az, ben teşekkür ediyorum. Evet. Sanırım sorular böyle. Umarız webinar keyifli geçmiştir. Umarız sadece webinarla bırakmayız. Artık bir müddet sonra da yeni sezonda da hem Ankara Şube'de bununla ilgili daha uzun sürecek, daha kapsamlı sürecek veya alanı biraz daha daraltıp daha teknolojik de konuşabileceğimiz bir müge eğitimi de yaparız. Ben hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkesin yolu açık olsun. İşlerinizde, araştırmalarınızda, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.